Lao, durumu nasıl? İyi misin? He? Al bakayım. Al yiyorum al. Sen mezarda bile yersin Lao. O kadar kötü durumdaysın paşam. İyisin oluşum benim, tamam. Ayaklarım biraz yer almış. Tamam mı? Gezelim biraz, hadi gel, kalk. Lao kalk, hadi gezelim biraz. Hadi Lao şu. Ayakların çok kötü olmuş oğlum ya. Gezelim mi? Hadi kalk gezelim. Tamam, ben o ilaç süreceğim şimdi. Tamam paşam. Venüs. Venüs çok fena. Venüs arkadaşlar yani çok felaket oldu. Eyvah eyvah, bak boğuşuyorlar bak. Ne yapıyorsunuz burada? Ben sizi arıyorum. Eşşik. Ne yapıyorsun burada? Ulan şey nerede? Yaman nerede? Yaman nereye girdi? Lan Yaman. Ha o da orada, eşek ol eşek. Merhaba arkadaşlar. Bazı işler oraya alar, Allah seni kahretmesin ya. Bu biliyorsunuz Yaman Azat Gurce yavrusu. Bu da Azat Bozi yavrusu. Bunu Arasalan abimiz Konya'da asker arkadaşına hediye etti. Oraya göndereceğiz. Hem lan oğlum ne işledim be. Hem şey kalmasın, bizim Yaman yalnız kalmasın. Hem de onu evde ayrı böyle bir, oradakileri besiye alıyoruz zaten. Hem de onu da evde ayrı bir besiye alalım, bakın. Azat Bozi yavrusu. Yaman ondan küçük. Ama Yaman'ımız çok kaba olacak maşallah. Ya, o Yaman'ın ayaklarına bakın, güzelliğine bakın. Bu da çok sallı olacak. Anne falan biliyorsunuz gayet iyi. O da oraya işledi, yapacak bir şey yok. Yamuş. Yamuş yeni bir efsane, yeni bir fenomen doğuyor. Yaman çok fenasın. Bir de bir boğuş. Oo kanka olmuşlar. Bak. Lan sabah boğuşuyordum ben, geldim. Hır. Çok kanka oldular ha. Arkadaşlar. Uş. Azat doğu. İkisi de kardeş, anneler farklı, babalar bir. Bu çok sevimli. Kıçına yardım edeyim. Kalk hadi bakayım. Azat'ı geçer. Anne büyük olduğu için yani Azat'ın şey olur arkadaşlar. Bir X large modeli. Yüksek. Bu Gurce'nin erkek versiyonu olursa Yaman, o da bir 80'i geçer büyük ihtimal. Çok kaliteli güzel yavrular. Ya bu sinekler bizi yemiş bitirmiş. İlaç da sıkıyorum, şey de yapıyorum. Day. Bu da işte köy olduğu için hayvan gübresi oluyor, şeyi oluyor. Sinekler çok. Eve gidiyorlar şimdi, yağmur yağıyor ufaktan dışarıda. Lan Uğur sen... Lan sen şimdiden boğuşmaya mı başladın lan? Şu eniklerin şöyle şu yaştayken şöyle arkadaşlar kıçını böyle sıkarsın, oradan böyle bir pislik gelir. Onlara yapacağım. Ya sen çok düşüncelisin. Eşek. Ne düşünüyorsun kara kara? Büyüyünce babam gibi deli mi olacağım diyorsun? Ta, ona da bir isim koydu Zekeriya abi. Bulut muydu? Barut muydu? Galiba Barut ya da Bulut, bilmiyorum. Sırma lan eşek. Bak eniklerini şöyle enseden kaldırıyorum. Ses yok. Bak buna bakalım. Bakın bunda da ses yok.
Yaman da Yaman. Eşek. Tombilik. Tosun Paşa'm. Valla böyle azapın azatın enikleri böyle görünce diyorum sana. Eşşol eşek. Evet, bu dişimin ismi Rüzgar. O da gidecek. Kanas. Kanas Paşa. Ah, tipe bak şu kanasın ya. Şu kanasın mı tipe bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Evet, paşa mı azat mı? Ben size söyleyeyim. Azat. Azat'ın en iyi. Ben isterdim paşadan olmasın. Zaten öyle bir niyetimiz vardı. Ama bunu ne yaptık? Paşanın eniklerini sultandan aldık. Yani paşanın eniğini de aldık arkadaşlar. Şimdi bir arkadaş... Hey! Bir arkadaşımız yazmış işte. Bu mutlaka paşanın diye. Ben 20 yıllık köpekçiyim diye. Sağ olsun var olsun buradan. Selam olsun. Ya 20 yıldır bu 20 yılla olmuyor. Bizim berberlikte de öyleydi. 20 yıllık ustalar vardı. Ben 5 senede profesör olmuştum. O ustanın yaptığı sanatın daha iyisini yapıyordum. Yani bunlar öyle ben 20 yıllık köpekçiyim, ben 20 yıllık ustayım da olmuyor. Kafa oldun mu, zeka oldun mu, 20 yılda senin çözemediğini başka birisi 5 yılda çözer. Şu. Şu dişin çok güzel. Hatta bir ara Zekeriya abiye, abi şu, bu dişi yerine bunu mu versem gibi bir şey yaptım ama söz verdim. O yüzden göndereceğim bu dişi. Arkadaşlar bir de bir kuyruk sarıyor. Bir cesaretli. Bunu bırakıp küçük adapa eş yapacaktım. Bu dişiyi bırakıp küçük adapa eş yapacaktım. Ama sözünü verdik. Ondan sonra Ahmet Yurtsever kardeşime selam olsun. Güzel isimler buldu. Biz onun ismini erkeği Kanas koyduk. Hallettin mi kirozim şimdi? Biz onun erkeğin ismini Kanas koyduk. Bunu Zekeriya abi koydu. Rüzgar. Hakikaten yakıştı. Şu. Hey. Oo, arkadaşlar. Çok sertler. Bu Kanas'a benzeyen dişimiz. Kanas'la beraber onu ayırdık biliyorsunuz. O çok güzel. Felaket. Onun adı Venüs. Oo, antika. Onun adı Venüs. Venüs. Şu bir tane var. Bu gerçekten tam bir mermi olacak. Yıldız'ın aynısı. Çok da cesaretli. Bunun adı Mira. Ahmet kardeşim koydu. Sağ olsun. Selam. Ahmet kardeşim, şöyle söyleyeyim. Biz paçayı beraber bulmuştuk. İşte ben araştırıyordum. O araştırıyordu. Bana paçayı attı. Ahmet dedim sen ne yaptın? Hemen koştum Kahramanmaraş'a gittim aldım. Sonra işte Bozi'yi buldu. Gene aynı şekilde Bozi'nin fotoğrafını attı. Ben direkt Kayseri'ye gittim aldım geldim. Ahmet şu anda Kanas'a, o dişiye ve şuna hatta o, yani ona da tabii ki çok seviyor. Çok beğeniyor. İsimlerini o koydu. Ben de beğendim. Of antikam. Kurt kız gel. Antika gel. Gel içeri gel. Antika gel. Bak. Allah'ım yarabbim. Ya bunların ben dördünü köyde bıraksam var ya. Vallahi bunlar çok köpek boğarlar. Bak. Önüne gelene saldırıyorlar ya. Dişim çok fena. Au Mira. Rüzgar. Kanasa bakın, Kanasa. Arada Kanasa bakın. Videolarda böyle bir Kanası göz gezdirin. Şu dişiye bakın. Oo, sen çok fena. Oo, yağmur yağdı. Eyvah. Yağmur yağmaya başladı. Yavrularımız kalite. O diğer küçükler de büyüdüğü zaman biraz böyle kuyruklarını sırtına çekmeye başladıkları zaman sizler de göreceksiniz. Ne oluyor? Yavaş. Allah, felaket yağmur yağıyor. Kanas! Yağmur yağdı, içeri kaçtık. Evet. Oh, ne güzel uyuyorsunuz lan. Yamoş. He? Ne güzel uyuyorsunuz lan siz. He? Bak ne yapmışsınız orayı, gördünüz mü? Pisletmişsiniz, her gün temizliyoruz. Evet, yapacak bir şey yok. Biz yer sıkıntısı yaşıyoruz. Onun için köpekleri bazen eve alıyoruz. İşte yavrularımızı getiriyoruz. İşte bu yavrular hastalanıyor, eve getiriyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Rüzgar. Fındıgım. Babasının gözleri aynı ya. Aynı babasının gözleri fıstıgım. Güzelliğine bak, güzelliğine.
Çok şey olacak. Ağır siklet bir şey olacak. Ay ya başım da kaşınıyor. Kaşınıyor. Of. Dışarıda var ya arkadaşlar. Bazen öyle bir gök gürültüsü, öyle bir yağmur, öyle bir dolu yağıyor ki burada korkuyoruz. Aslan yapacağız aslan. Mama veriyorum. Çok da güzel yiyorlar. Anasıma bak. Güzel olacak arkadaşlar. Yani benim tahminim 80 santim böyle sıfır kuyruk bu tiple devam ederse yani herkes Uğur Çağlar'da bir kanas var açın bakın diye söyleyecek. Evet ürettim. Kendi şeyimi ürettim. Ama hakikaten bazen bakınca paçaya da benzetiyorum. Yani bal paçaya. O şahin bakışlar şeyler. Yani bu Tamam yeter de oğlum. Kanas sert. Kanas yapma oğlum. Tamam mı? Neden azat diyorum? Çünkü şöyle yavrular genelde tekten tutar. Tek bir erkekten tutar. Çok nadir başka şeyden tutar. Başkasından tutar ayrı doğar. O an nadirdir yani azat. O yüzden diyorum azatındır diye. Ama bazen de bilmiyorum bakıyorum gerçekten şeye de benziyor. Baba paçaya benziyor, paşaya benziyor. Bunu da diyorum ki muhtemelen yıldızın atalarından yani yıldızın dedesine benziyor. Ya da yıldızın babasına benziyor, yıldızın amcasına benziyor. Yani yıldızın soyundan geldiği için bu şahin bakışlar, badem gözler olduğunu düşünüyorum. Vallahi en son gideceğim DNA testi yapacağım. Hanas. Konya'ya gidecek olan Rüzgar, Mermi, Yıldız'ın aynısı, Mira, şu efsane dişimiz Kanas'a benzeyen Venüs bu şekilde gidiyor. Nasıl masum masum bakıyor. Kanas seni mi boğdu? Sana yedirmedi mi? Gel sen burada ayrıya gel. Nasıl gelmiş? Dur Kanas. Geç sana bak. Geç. Hayır. Nasıl gelmiş masum masum ayağımın dibinde bana bakıyor. Fındıkım benim. Tamam ulan Kanas. Yemeğine çok düşkünsün. Kanas. Ya dur biraz daha vereyim size. Sen burada ya. Kanas burada oyalansın. Böyle dağıtalım. Şöyle Kanas yer bakalım buraya. Bu mamalar arkadaşlar. Yiyor. Sonra midesinde yani şu kadar yiyor ya diyelim. Midesinde sonra şişiyor böyle. Doyuruyor. Buraya, bizim Murat abi getirmiş. Sağ olsun. Geçen geldi ya burada rastalı bir abimiz. O getirmiş sağ olsun. Ben de ara sıra alıyorum. Ama yetmiyor işte yani. Mesela Murat abi daha getireli 1,5 gün oldu. Yani dibine geldi mesela. Bunları da yavrulara veriyoruz. Ara sıra işte öyle paçaya, küçük azapa onlara da veriyoruz. Buna bakıyorsun ha dişiye. Yani bununla gerçekten sizlere takip edeceğim, göndereceğim. Fotoğraflarını geldiği zaman göstereceğim Instagram'da. Bu dişin nasıl bir dişi olacağını çok merak ediyorum. Çok da sert maşallah. Çok da kaba oldu yani kuyruğu. O gün özellikle burada Dumo'yla gene atıştı. Şöyle bir çekti kendini arkadaşlar. Bir kuyruğu çevirdi böyle. Oo dedim o görüntüyü telefonu çıkaramadım. O yakalasaydım var ya muhteşem bir görüntüyü. Böyle sizi boyuna yediriyorum ha. Ya Sultan çok şey aç gözlüsün ya. İnan doymak bilmiyorsun. Gel. Al Kanas. Doymak bilmiyorsun ya kızım. Vallahi doymak bilmiyorsun. Kediler de öyle. Kedi ver yiyor. Ver kediye yiyor. La yeter diyorsun. Çatlayacaksın. Ha. Sultan da öyle. Doymuyor. Nereye koyuyor o kadar şeyi bilmiyorum. Evet onlara yeter. Şuraya bak. Kar mı yağmış? Yok. Duman Dağı göremiyor. Oranın ismi o yüzden. Duman Dağı. İyi oldu bu yağması. Biraz çayırları canlandırır. Mantarlı.
Onlara bir su verelim. Şu sorulmuş. Bunu köpeklere et alıyoruz ya arkadaşlar. Derin dondurucu aldım. Onu da muhafaza edeceğiz. Hala gelmediler. Servisi gelmesi lazım. Duydun mu? Su içtin mi? Dimo, bunlar seninle niye uğraşıyor kızım? Sen hanım olduğu için cevap vermiyorsun. Fındık'ım, akıllı kızsın çünkü. Antikama bakın ya. Fındık'ımın karizmaya bakın, güzelliğe bakın. Kıştık. Antikam. İçeri mi gireceksin? Aa, sen ne kadar güzelsin Antika bu aralar. Geçen ilaç yaptım ya, zayıftı. Ona bir hap verdim, bir de Ivomek vurdum. Hemen toparladı, kilo aldı arkadaşlar. Antika şöyle söyleyeyim. Belki büyük olmayabilir. Belki kuyruk çevirmiyor olabilir ama. Antika şöyle arkadaşlar. Bir kangalın olması gerekeni, tipi, şekli, davranışları, koyuna gitmesi, her şey arkadaşlar. Bakın ben kangalda, kuyrukta kıçı görünmeyen hayvanı severim. Yani kuyruk basık olacak. Ben orijinal kangalın o olduğunu düşünürüm. Tabii ki diğer modelleri de kangal zaten mermi gibi olur. Kangalın güzelliği oradan gelir. Çok yakışıklı olur. Antikam çok farklı. Postu, kürkü, tipi, şekli. Yani enteresan olan kısmı gerçekten her kangal öyle koyuna gitmez. Yani ne kangallar getirdiler bakarsınız saftandır. Hata bulamazsınız. Yalnız koyuna gitmez. Antikam bizim şu anki koyunlara giriyor. Muhteşem bir şekilde. Antikanın farklı olan tarafı şu. Biz Antika'yı büyüttük 4-5 aylık. Bizim koyunumuz yok. Bizim ineğimiz yok arkadaşlar. Bazen kalkıyoruz. Anne Antika nerede ya da babam Antika nerede bilmiyorum diyor. O bana soruyor. Antika'yı gördün mü? Yok görmedim diyorum. Sonra ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ettim hocam. Tamam. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Şuradan davar geliyor. Neyse. Köye yaklaşıyor. Bir bakıyorum Antika davarın arkasından geliyor. Kendi kendine. Çobanı arıyorum. Ya diyorum bizim köpek yok diyorum. Nasıl köpek diyor. Diyorum kırçıl bir köpek. Ya diyor burada. Allah Allah. Yani enteresan. Ya buradan kalkıyor. Davar gidiyor ya. Antika kendi kalkıyor. Bizim davarımız değil. O davarın peşine gidiyor. Yani ırsi. Hayvanın ırsi genlerinde var. Ya Antikamız da öyle arkadaşlar. Şimdi mesela bizim davarımız var. Dün hikayede paylaştım. Kapının önüne gelmiyor Antika. Davar geliyor. Davarı içeri koyuyoruz. Orada yatıyor arkadaşlar. Kapının önünde yatıyor. Hatta hikayede gördünüz. Davarı koyacağımız zaman biliyor. Giriyor. Davarın içinde yatıyor Antika. Çok güzel oldu bu aralar. Antika'yı azapa çekme muhteşem bir fikir. Gerçekten düşünüyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz paçaya çektiğimiz zaman da aynı düşüncedeydim. Yani şöyle bir problem var. Böyle bir durum var. Mesela çok meşhur köpekleri her dişiye çekmezler. Mesela azapa çekerim ben mesela. Altından şey gelir. Böyle ürkek pısırık yavru gelir. Ya pısırıklıktan kastım şu. Yani böyle Antika gibi nazlı olur. Yavrular şey olur. Bu azapın şeyini karalar. Yani neslini karalar. Ama gerçekten muhteşem bir eşleşme olur. Tam kara kırçıl, tam azap tipinde. Harika. Kangala çevirme anlamında da. Bakın bu Antika gibi köpek her yerde yok. Öyle söyleyeyim. Yani Antika postu olsun, davara gitme olsun her şeyle muhteşem bir canlı. Yani Antika'yı mesela Yavuz'u getirmiştik. Yavuz'la Antika'yı çekseydik arkadaşlar. Tarihi eser kangallar çıkacaktı ortaya. Tarihi eser. Çünkü Yavuz da eski damar bir köpekti. Antika da aynı şekilde. Antika'nın babası da, Antika'nın annesi de. Yani şimdi bazen şey deniliyor, Antika kangal değil diyor. Kardeşim annenin annesi, yani Antika'nın annesi sapın sapı dediğimiz bir kangaldı. Boar dediğimiz köpek efsane bir kangaldı. Yani nasıl kangal olmayabilir? Yani kangaldan da anlamayanlar lütfen, yani fikriniz varsa da içinizden konuşun. Yani bilmeyip yorum yapmayın, insanları da yanlış yönlendirmeyin.
İçeri mi gireceksin? Hadi gel. Hadi yorum geç. Yazılıyor. Ya saygı duyuyorum. Önemli değil. Yazabilirler. Problem değil. Bence kangal değil. O sence kangal değil. Ama kangal. Bakın bu dişimize bakın. Badem gözlü, sürme gözlü. Kuyruk deseniz şahane. Ben şeyimdir arkadaşlar. Kolay kolay kangal beğenmem. Kolay kolay köpek beğenmem. O yüzden üretimde çok dikkat ediyorum işte buna. Çok dikkat ediyorum. Bakın. Bizim faça bile aslında bakarsanız façanın muhteşem bir fenotipi var. Muhteşem. Ya bazen bana faça bile tam kriterlerime uymadığı durumlar oluyor. Böyle bakışından, şeyinden. Benim üreteceğim kangal yani şampiyon olacak arkadaşlar. Ya bunu da kendi köpeklerinden çıkarabilecek miyim? Çıkaracağım. Hani yazılmış. O 20 sene sürer. 20 sene sürmez. Bakın bugün kanas ne kadar zamanı şeyi. En fazla 2 yıl. Yıldızı bulmam, azatı işlemem. İşte Aras, Sultan. Sultan çok güzel. Kanas şimdi çok farklı. Dişiler çok güzel. Mesela o küçük Mira dediğim. Bak burada. Çok da fena. Her yerde hiç korku yok. O hastalanmıştı. Toparladı. Buna benzeyen de şeyde. Gaziantep'te, Şahin'de. Bixi. O da çok güzel. Mira. Mesela Mira'ya bakın. Mira büyüdüğü zaman muhteşem bir kangal olacak. Kuyruğundan. Çünkü yıldızın aynısı. O açılacak. O belki ağzındaki karalık biraz böyle kalabilir babadan gelme. Yani bunu söylemek istiyorum. Bu işler matematiktir arkadaşlar. Bu işler biyolojidir. Yani şöyle söyleyeyim. Burada bir aile şeyi çizelim. Atıyorum işte Azap, anne Sultan, Kangal, işte o doğan oğul, Kangal fenotipli. Ailesine bakıyorsunuz. Geriden gelenler, Azap'ın babası orijinal bir Kangal'dı bizim büyük Azap. Geriden gelenlere bakıyorsunuz. Doğan yavru Azat. Fenotipe bakıyorsunuz Kangal. Ondan sonra geriye bakıyorsunuz. Doğru bir şey eşleşme gelmiş bugüne kadar. Yıldız'a bilmiyorum gerisini. Yıldız'a bakıyorsunuz Sapkan. Ondan sonra ailesini bilmiyorum işte. Ailesi de Sapkan. Bunların ikisi eşleşiyor. Ortaya çıkan köpek Rottweiler olmaz yani arkadaşlar. Genetiği bilen bilir. O taraftan gelen, bu taraftan gelen işte atıyorum Doberman olmaz yani. Doğan köpek Kangal'dır. Fındıkım Mira. İsmin de çok güzel yakışır sana. Fındık. Fındık. Çok bana yemeği yedi ama yaklaştırmıyor beni. O gün burada et çıkarmış. Tam kapının önünde yiyor. Ben de çıktım böyle dışarı eve gireceğim. Brrr yap duvara bir saldı arkadaşlar. Böyle bir irkildim. Ne oluyor lan dedim. Et varmış önünde. Bacağıma bayağı bildiğiniz bacağıma pantolonumu çekti. Aklımı aldı gece gece. Yemek yerken çok agresif. Antikoş. İçeri gireceğim fındıkım. Dur antikam benim. Hadi gel içeri. Ama sen burada kalacaksın. Tamam. Bugün küçük Azap. Bakıyorsunuz anne dediğim gibi sapın sapı Türkiye'de ilk üçe girebilecek kadar güzel bir kangal. Şu evet. Azap'a bakıyorsunuz. Post yapısı, fizik yapısı, karakteri, cesareti. Bakıyorsunuz kangal. Yani dediğim gibi videoda diyorum ya bence kangal değil diyen arkadaşlar. Ya bugün Hüseyin Yıldız yılların bu dişiyi alacağımız. Hüseyin Yıldız abi bile Azap'ın kangallık oranının yüksek olduğunu, ıslah edilebileceğini söylerken yani hayatında video izleyip de kangal 2-3 video izleyip de kangal profesörü olan arkadaşlara diyecek bir şey yok. Baba kangal, anne sapı sapı bir köpek. Bu Azap, küçük Azap kangal arkadaşlar. Zaten tipine baktığınız zaman kafa yapısına, gözüne, işte bakışlarına onun bir kangal olduğunu görebilirsiniz. Bu işler böyle yürüyor. Ondan sonra paçamız kangal. Yani bu kangal doğal bir ırk. Arkadaşlar birkaç fenotipinle, postuyla, yüzüyle işte onun kangal olduğunu görebilirsiniz. Bakın her zaman söylüyorum. Kangal, sapkan kangal, bir de sapın sapı kangal vardır. Bu iş böyledir. Azap kangal. Öyle söyleyeyim size. Küçük Azap daha da kangal. Paça kangal. Yani o yüzden ben sapın sapına ulaşmam
uzun süremi alabilir. Ama kısa vadede gerçekten kangalları üreteceğiz. Paça. O sunum benim. Yakışıklı. Bak paçanın buraları yara olmuş. Geçen dedim ki paça davarı bıraktı gitti. Ah babam da diyor ki onun yarası var diyor sinekten. Ondan. Oğlum bırakmıyorsun ki kafayı yiyorsun sprey sıkacağımız zaman ya. Durmuyorsun. Yani biri seni böyle boğazlaması lazım ki o öyle sıkalım yani paça. İvomek yaptım ben de. Uyuz zannettim arkadaşlar. Neyse İvomek bir şey olmaz. Gene onu toparlar. Paça ne yapacağız oraya? Yani şırıngayla çekeyim dedim. Şurasına sıkabildim. Bak o ilacın nerede? Bak o ilacın faydası. Bak buraya sıktım. Bak buraya gördünüz mü? Kurutmuş. Bak şuralarına sıktırmıyor eşyoleşi. Bak buralarını şimdi babam gitsin gelsin. Babam Erzincan'a gitti. Bağ diyeceğim tut. Bağırsın çağırsın. Şırıngaya çekeceğim sıkacağım o ilacı. Low. Oğlum sen o spreyi getireceğim şimdi. Dur bakayım. Numara mı yapıyorsun lan Zavu? He? Böyle yapıyorsun ki götürelim seni çiftleştirelim diyelim Zavu. He? Ne yapacağız Zavu seni? Vallahi Zavu bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar yemin ederim Zavu'yu üreteceğim. Çünkü Zavu yani bizim burada diğer işte Azap'a Azat'a kıyasladığımız zaman Zavu öyle o kadar hırçın değil evet. Zavu'yu gerçekten böyle güzel bir dişiyle eşleyeceğim. Yani çünkü Zavu kalın bir köpek, yakışıklı bir köpek, kuyruk var. Yeri geldiğimi boğuşan bir köpek. İyi bir dişiyle Zavu. Ki Zavu'nun yavruları da çok gider. Hatta söyleyeyim. Belki de Azap'ın Azat'tan daha çok gider Zavu'nun yavruları. Zavu'yu da işleyeceğim be. He? Babam şimdi duyacak diyecek ki. Sen de diyecek. Delirdin mi? Bu kadar köpeğine. Eşleyeceğim lan Zavu seni. Söz lan sana Zavu. Tamam mı? Baksana. Bekarlıktan ne hale gelmiş Zavu. Gidiyor mermiye kafa atıyor Zavu. Daha da aslan bulsa. Aslana da alacaksa o kızan Zavu tamam yapacağım halledeceğim. Tamam şuralarına senin getirip sprey sıkayım. O ilacımız çok iyi. Hemen iyileştiriyor. Paçam benim. Numara yapıyorsun değil mi? Eşleştireyim diye. Hı? Yerimden kalkamıyor. Beni eşleştirin. Bu böyle gitmez. En sonunda öldüreceğim kendimi diyor Zavu. Ulan Zavuşki tamam. Tamam Tosun'um. Şimdi Azat'la ilgili şöyle bir şey söylenmiş. Arkadaşlar bakın ben burada neyse onu söylüyorum. Gerçekleri anlatıyorum. Şimdi bir gün aşağıdan bu kış zamanı aşağıdan ses geliyor. Boğuşma sesi. Hemen koştum gittim. Azat'la Zavu birbirine girmiş. Azat çok hırçın bir köpek. Yani pitonu o hale getiriyor düşün. Yani pes etmeyen soncu bir köpek. Paçayla Azat 1,5 yaşındaydı. Paça 3 yaşındaydı o zaman. Getirdik. Azat arkadaşlar Paça'yla 25 dakika maç yaptı. Yani, maç derken boğuştu. 25 dakika ayıramamıştım videoyu biliyorsunuz. Ve şöyle söyleyeyim. Paça'nın nefesi bitmişti artık. Hala Azat bana dönüp ya da işte Paça'nın başında bekleyip kuyruk sallıyordu. Dönüyordu o enerji tavan. Bıraksan 25 dakika daha boğuşacak. Azat öyle bir köpek. Neyse gittim aşağıya arkadaşlar. Bir baktım. Ne oldu Zavu? Ses geliyor içeriden. Bir baktım arkadaşlar. Azat Zavu dalmış birbirlerine. Tabii boğuşma biraz sürmüş. Ben gittiğimde Zavu artık böyle yatıyordu yerde. Azat hala başında bekliyor. Zavu hırf 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 yapıyordu. Yani Azat Zavu'yu böyle bozacak duruma getirmişti. Hani Zavu artık ses at veriyor. Böyle diş atıyor. Yapamıyor. Yani hakkını vermiştir Zavu. 3-5 dakika demek ki boğuştular. Kıştı ben içerideydim. Yani demek ki 3-5 dakika boğuştu. En son Zavu yapamadı. Artık diş atmak ne demek? Diş atıyorum yani. Bıçak çekiyorum. Artık gücüm kalmadı. Vuracağım bir yerine. Yani canımı kurtaracağım demek. Ses vermek de o manaya geliyor. Yani yapamıyorum artık. Bırak beni demek. Yani Azat arkadaşlar. Azat'la Zavu'yu farklı bir şekilde kıyaslarız. Davara gitmesiyle. İşte sadık olmasıyla. Azat'ı da o şekilde. Yani Azat'la Zavu'yu o anlamda kıyaslayamayız. Ya bunu söylüyorum. Azap'la da aynı şekilde. Zavu bir dalıyor şey yapıyor. Tamam yorumlar hakkı Zavu'yu seviyorlar. Aa o Zavu Azap'ı bozdu falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada neyse onu söylüyoruz. Bekle Azap. Bekle. Evet kapıdan kaçtılar. Evet Azap'ı alayım ki bunlar Azap'ın arkasından cesaret... Azap bekle! Bekle!
Cesaret abi. Evet, muhtar şey yapıyor. Bekle. Köpekler açıldı falan. Dedim kaçtı. Kaçtılar. Ben içeri girdim ya zavon yanına. Hadi gel. Biz durumu anlatmaya çalıştıkça anlaşılmıyor. Ya arkadaş diyorum bak, akşama kadar bu köpekler içeride. Akşam da ben açıyorum. Yazıktır. Gelsinler. Siz de akşam olduğumu kapıda yatan köpeklerinizi bir zahmet içeriye alın. Ben de bu köylüyüm. Akşam açıyorum. Ha o Uğur köpeklerini içeri koy. Kardeşim zaten akşama kadar içeride bu köpekler ya. Ne yapayım? Kağıda deftere mi yazayım? Ya da bununla ilgili bir videomu çekeyim, izleteyim. Yani nasıl anlatayım bu derdimi bilmiyorum. Haksızlık yapılıyor. Olmuyor. Gel. Hadi yukarı. Hadi yukarı. Gel. Evet, küçük adam geldikten sonra daha da beter oldu olaylar. Küçük adam reis, biraz bu başkan. Hele babasıyla birlikte olduğu zaman yani iyice güç alıyor babasından. Daha da hani biliyor babası gelecek ya arkasından. Daha da böyle bir saldırı moduna geçiyor. Yani köy yerinde oluyor. Bir o kadar da sıkıntı olmuyor ama bir şeyi var, açık söyleyeyim. Yani bir haksızlık durumu var arkadaşlar. Yani videoda anlatıyorum, diyorum yani köpeğinizi içeri akşamları koyun, ben açayım. Koymuyorlar. Ben açıyorum, problem. Ne olacak böyle sizce? Yani nereye gidecek bu? Çok basit bir şey ya. Köpeğini akşam içeri koy. Kapının önünde yatan, şurada yatan köpek şuraya koy içeriye. Ben de açayım, sen de rahat uyu, ben de rahat rahat uyuyayım. Bizim en temizi çiftliğe geçmemiz. Buradan böyle komple yazın çiftlikte, kışın köyde. Bulaşmayan kimseye. Küçük kızap. Yerinde dur. Yürü bakalım, senin bir bacağına bakayım ben. Gel. Yürü yürü yürü. Adam. Adamsın ya. Bekle diyorum, bekliyorsun ya azap. He? Bekle diyorum, böyle çakıl yakalıyor, bekliyor beni. Başını da hiç sağa sola çevirmez, böyle ileriye bakıyor. Ben arkandan geliyorum. Kızacak mıyım diye. Azap paşa diyorum. Kulaklarını eğiyor. Azap diyorum. Bekle. Kulaklarını eğiyor. O orada bekliyor beni. Ha, azap da şey, ekip oldun mu köpekler? Tabii ki öyle. Ekip oldun mu böyle bir, kimi boğsak, kimi yakalasak. Hadi şu eşeğe saldıralım. Modunda var. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Yavrularımıza, bütün köpeklerimize maşallah. Azap. Bak bakayım buraya. Aslan parçam benim. Aslanım, aslanım. Tam bir karizma. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.